Evet arkadaşlar, enerji konumu ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. Bu soruyu aslında çembersiz hareket problemini de çözmüştüm. Haluk Hoca'nın çok zor bir yöntemiyle çözmüştüm. Daha çok kuvvet F eşittir ma yöntemiyle falan çözmüştüm bunları. Ve tabii ki dairesel hareketin, çembersiz hareketin özelliklerini kullanarak şimdi enerjiyle çözmeye çalışıyorum. Diyor ki, M kütlede bir cisim var. Tam tepeden başlıyor. R yarıçaplı bir kürenin tepesinden. Aşağı doğru gidiyor. Teta 0 olana kadar devam ediyor. Teta eşittir teta 0 olana kadar devam ediyor. Sonra diyor ki teta eşittir teta 0 olduğunda ne oluyormuş? M kütlesi küre ile olan bağlantısını kesiyor. Bu ne demek? Bağlantıyı kesmek ne demek? Artık kürenin yüzeyine dokunmayacağı için N kuvvetinin 0 olması demek. N kuvveti 0 olduğu zaman teta eşittir teta 0 olduğunda N kuvveti 0 oluyormuş. Bunu şimdi bana bu bilgileri kullanarak teta 0'ı bul diyor. Teta 0'ı bul diyor. Şimdi nasıl bulacağım? İlk başta bir enerji koruyalım. MGR, şurası 0 noktası olsun. MGR eşittir. MGR cos teta 0 artı 1 bölü 2 mv kare. Şimdi bunu bulduk. Bu o yöntemle bulundu. Şimdi burada bir de bilmemiz gereken şey şu. Bir tane de bakın dairesel hareket olduğu için illaki bir kuvvet diyagramı çizmem lazım. Şöyle çizeyim bunu da. Şöyle göstereyim. Bakın. Teta 0 açısı yapmış. MG burada. Daha doğrusu evet tamam. MG burada. MG'nin iki bileşeni var. Burası da teta 0. MG'nin bir bu tarafa doğru bileşeni var. MG sin teta 0. Bir de bu tarafa doğru bileşeni var. Ona da MG. Daha doğrusu bunu böyle yazmasam daha iyi. Bunu biraz daha çünkü görünmeyebilir. O da beni endişelendirdiği için onu artık ne istediğimi biliyorum. Onu şuraya çizsem daha iyi. Dediğim gibi bakın kontağı kaybettiği yerde tepki kuvveti sıfır olacak. Onu biliyorum. Şimdi onun soru kısmını silelim. Yukarı bir kuvvet diyagramımı çizeyim. Burası teta sıfır. Bakın burada bir MG var. Burası da teta sıfır. MG'nin bir bu tarafa doğru bileşeni var. Ona diyorum ki MG cos teta 0. Bir tane de buraya doğru bileşeni var. MG sin teta 0. Yukarı doğru da bir N kuvveti var. Yukarı doğru da bir N kuvveti var. Bakın bunlar bildiğimiz şeyler. O zaman diyorum ki MG cos teta 0 eşittir. N artı MV kare bölü R. Bunu hepimiz biliyoruz. MG cos teta 0 eşittir. Bakın çünkü çembersiz hareket olduğu için bir merkez kaç kuvveti olacak. O zaman E'nin burada 0 olduğu zaten biliniyor. O zaman şunu yazabilirim. 1 bölü 2 MV kare eşittir. MG R cos teta 0 bölü 2. Buradan bunu çekebilirim. Buradan bunu çektikten sonra artık sorumu da silebilirim. Şu şeklimi de silebilirim. Zaten şekli görüyoruz. Bunu da silebilirim. Hatta bunu silmeme bile gerek yok. Şurada yazabilirim. MGR eşittir. MGR cos teta sıfır artı 1 bölü 2 MGR cos teta sıfır bölü 2 de kinetik enerjiden geldi. Artık tamam. Sorumu silebilirim. Herhangi bir şey yok. Şimdi MGR'ler birbirini götürüyor. Çok güzel. MGR'ler birbirini götürüyor. Şunu daha da düzgün yazsam daha iyi. Çünkü burası neredeyse hangi görülmedi gibi geldi bana. Dediğim gibi uzaktan çekince birazcık endişem olur. 1 bölü 2 MV kare MGR cos teta 0. Cos teta 0. Görünmedikten sonra hiç yapmamızın bir manası yok. Onu yerine yazdım. Pardon bölü ikisi var bunu unutmayalım da bölü ikisi var. Bunu yerine yazdım. Şuradan dediğim gibi eni sıfır yaptıktan sonra bir bölü en ve kareyi buradan çektim. Önemli olan bunun sıfır olması. Şimdi o zaman yazalım. Buradan MGR'leri sadeleştirin. Ne geliyor? 1 eşittir. 1 eşittir. 3 bölü 2 cos teta sıfır. Cos teta 0 buradan cos teta 0 eşittir 2 bölü 3 bulunuyor. Zaten birden büyük olamayacağına göre.
Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu o çembersel hareket problemi çözerken aslında çözdüm. Siz o videoyu izleyenler bilir. Ama uzundu ve zordu. Ve gene cosθ 0 eşittir 2 bölünüş olarak bulmuştum. O soruda lütfen çözümüne bir bakınız. O yapılamayacak bir şey değil. Enerjiyle de gördüğünüz yaptım. Onu F eşittir MA ile ve çembersel hareketin bazı özellikleriyle çözmeye çalışmıştım. Tabii bir takım matematiksel triklerle beraber yapmaya çalışmıştım. Şimdi aynı sonucu buradan da bulalım. Lütfen o videoya dönüp bakın. Sonra buna bakın. Maksat hani fizikle ilgili farklı farklı yöntemlerle de soru çözmeyi görelim. Çünkü bizi anca geliştiren şey öyle şeyler, öyle farklı farklı yöntemlerle soru çözmek olacaktır. Bu da dediğim gibi güzel bir hem çembersel hareketin hem de enerjinin uygulamalı güzel bir sorusuydu. Bu sorunun çözümü de bu kadar.